Trigonometrik fonksiyonları tanımlamaya devam ediyoruz. Hemen tanjant z'yi tanımlayayım. Sinüs z bölü kosinüs z diye tanımlayacağım. Kotanjant z'i de getireyim. Kosinüs z bölü sinüs z diye tanımlayayım. Hazır başlamışken sekant ve kosekantları da tanımlamaya başlayalım. Kosinüs z. Kosekantı burada cs, cz ile göstereceğim. Bazen kosek diye de yazabilirim. Onları karıştırmayın. Bunun periyodu ya da periyotu diyelim. 2 pi. Bunlarınki pi. Aslında bunlar değişmiyor. Periyotu ne olacaktır? Burada pi. Şimdi bunların tanım kümesini versem bir tanesinin, gerisini sizden tanımlamanızı isteyebilirim aslında. Şöyle. D tanjantın tanım kümesini veriyorum. Ne olacaktır? Benim buradaki şu kosinüs z'in sıfır olduğu noktaları çıkartmam gerekecektir. C fark z eleman c'lerden oluşur. Öyle ki kosinüs z eşittir 0. D kotanjantı verdiğimi düşünün. Yani onun tanım kümesini, domainini verdiğimi düşünürseniz. Z eleman kompleks sayılardan oluşur. Öyle ki burası cos olacak bu arada. Burada da sinüs z eşittir. Farklı olacak bu arada. Evet, ya ben bunları çıkartıyorum bu şekilde. Bunların aynı zamanda şöyle bir şey olduğunu da biliyorsunuz. Bu d sekanta da eşit burada. D sekanta, bu da d kosekanta eşit şekilde gidecektir burada bizim için bakarsanız. Tanjant ve kotanjantın özelliklerini de yine koruduğunu aslında söyleyebiliriz. İstiyorsanız kosinüs z'in sıfır olduğu halini bir çözmeye çalışalım sizler için. Kosinüs z sıfırsa ne olacaktır? Bizim tanımımıza gidelim burada. E üzeri eksi z bölü 2 eşittir 0 şeklinde oluyor bakarsanız. E üzeri iz eksi e üzeri iz sıfır olacaktır. 2'yi diğer tarafa attığımı düşünün. Şimdi şöyle bir şey biliyoruz. E üzeri iz'e getirip alfa gibi bir karşılık koyduğumu düşünün. O zaman burası benim için 1 bölü alfa şeklinde olacaktır. O zaman ne biliyoruz payda eşit dersek? Alfa kare artı 1 bölü alfa eşittir 0 olacaktır. Şimdi eğer ki alfa 0 olsaydı ne olacaktı? Alfa 0 ise şu paydanın 0 olma durumuna bakıyorum. Öyle bir durum var mı diye. E üzeri iz eşittir 0 olurdu ki bu imkansız. Çünkü ne biliyoruz? E üzeri, yani e fonksiyonu c fark 0'a gidiyordu. Yani böyle bir durum imkansız. O zaman ne olmak zorunda? Alfa kare artı 1 eşittir 0'dır. O zaman ne biliyoruz? Ona bakmamız gerekecek. Alfa kare dediğimiz fonksiyon eksi 1'e eşit olmuş oluyor. Alfa en genel anlamıyla artı eksi i'ye eşit olmak zorunda çıkacaktır burada. E üzeri iz ya burada i'dir veya ne olması gerekir? İz dediğimiz adamın burada eksi i'ye eşit olması gerekir. İz her tarafın logaritmasını aldığımı düşünün. Yani elenini aldığımı düşünün. Veya ne olmak zorundadır? İz dediğim adam logaritma eksi i olmak zorundadır. Ben bunun tanımını da biliyorum. Şöyle olmayacak mıdır? İz dediğimiz şey ln modül i artı i argüman nasıl olacaktır burada? İ şeklinde. Şu tarafın da hemen karşılığını yazalım. Şuradaki veya'yı unutmayalım. Logaritma, yani logaritma yazdım yine. Ln'i yazacaktım. Özür diliyorum. Ln modül eksi i çarpı argüman eksi i şeklinde olacak. Buradaki i'nin modülü 1. Ln 1'in 0'a eşit olduğunu biliyorum. I'nin argümanı pi bölü 2 artı 2k pi'si var. Unutmayalım bunu da tabii. Buradan i z dediğim adam ne olacaktır benim için? I pi bölü 2 artı 2k pi şeklinde olmuş oluyor. Veya diğer durumda da aynı şeye denk gelecek hemen hemen. Bakarsak buradaki i z dediğim adam i çarpı eksi pi bölü 2 artı 2k pi şeklinde bir şey oluyor bakılırsa. Buradan ortak çözümden ikisinden de aslında z eşittir pi bölü 2 artı k pi şeklinde oluyor bakınca. Ya k pi şeklinde yazmamın sebebi ikisini birlikte almamdan dolayı k burada eleman z şeklinde olacak. Sinüs z sıfıra eşitse nasıl olacak? Bir de ona bakalım ve böylelikle bu videoyu da hafiften uzatmadan bitirmeye çalışırız. Ya da bir şeyler eklemeye çalışırsam. Sinüs z'in karşılığını yazdığımı düşünün. 1 bölü 2i çarpı e üzeri iz eksi i
eksi i z şeklinde bir hal var. Burası 0 eşit. O zaman şu içerisi 0 olacak. E üzeri i z'e alfa dersek buradan da alfa eksi 1 bölü alfa eşittir 0 gibi bir eşitlik çıkıyor. Buradan alfa kare eksi 1 bölü alfa eşittir 0 çıkacak. Buradan alfa kare eksi 1 eşittir 0 çıkacak. Alfa farklı 0 çünkü onu biliyoruz. Çünkü e üzeri z, i z 0'dan farklı. Alfa kare eşittir 1 çıkıyor. Buradan alfanın artı eksi 1 çıktığını söyleyebiliriz. Alfa eşittir 1 ise ne olacaktır? E üzeri i z dediğimiz şey burada 1'e eşit olacaktır. İz dediğimiz şey logaritma 1'e eşit olacaktır. İz 0 çıkıyor aslında buradan bakarsak. İz eşittir 0. O zaman ne olacak? Z eşittir 0 çıkıyor buradan bakarsak. Diğer eşitlik ne söylüyor ona bakalım. İz dediğimiz şey logaritma eksi 1'e eşitse ne oluyor? Bu durumda şu z'li karşılığını yazıyorsunuz. Ln eksi 1'in modülü. Bunun da pi çıkacak aslında. Artı i argüman modül deyip size şeyi söyledim, argümanı söyledim. O ayrı bir şey oldu. Neyse. Eksi 1 artı 2k pi'yi yapıştırdık şurada. Şunun 0 geleceğini söyleyebilirim. Bura iz şeklinde. Bu durumda buranın eksi 1'in argümanı nedir peki? Size aslında argümanını söylemiştim. Bunun eksi pi bölü aslında eksi pi çıktığını söyleyebilirim. Özür diliyorum. Ya da pi de diyebiliriz. Pi artı 2 k pi şeklinde çıkıyor ki buradan şöyle bir şey söyleyebiliriz. 0 veya z eşittir pi artı k pi şeklinde bulunacaktır. Buradaki tanımsızlık yapan noktalar. Sinüs z ve kosinüs z'in 0 olduğu yerleri bulmuş olduk böylece. Bu tanjant korumu yani tanjantın özellikleri dediğim şu tanjant z1 artı z2 özellikleri falan aynen real dünyadakiyle aynı şekilde işliyor diyebiliriz.